Şimdi bir ekonomistimizi alacağız. Stüdyoya almayacağız ancak kendisine bağlantıyla ulaşacağız. Diyelim ve Murat Salman'a gidelim. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Özlem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi Murat Bey şöyle bir bakacak olursak küresel tarafta bugün önemli açıklamalar da geliyor. Bankalar bir yerden hamleler yaparken diğer tarafta hükümetler paketler açıklıyor. Genel görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz? Koronavirüsün etkisini azaltmak için alınan bu önlemlere. Yani evet bu paketler muhtemelen devam edecek. Aslında Avrupa ve Amerika çok daha geniş paketlerle geniş paketleri devreye soktular. Yani bir karşılaştırma yaparsak böyle gayri safi milli hasılanın böyle %3-4'lere kadar varan paketleri açıkladılar. Biz de açıkladık ama bizim şu anda bence geçici bir paketten bahsedebiliriz. Çünkü ekonomi hasarının şu anda tam ne olacağını bilmiyoruz. Muhtemelen bunlar da Nisan ayında ortaya çıkacak. İşte kapanan mağazalar, ticarethaneler, kafeler, bunlar işte çok insan çalıştırıyor, birkaçı işsiz kalacak. Bunun da bir maliyeti olacak. Muhtemelen de ek paketler devreye girecek. Biraz önce Mehmet Bey'i de dinledim. Şu tespite yani çoğuna katılıyorum ama şu çok önemli. Benim de düşündüğüm. Artık bence bu ay sonuna kadar hükümetin oturup, devletin oturup tüm bütçeleri tekrar revize etmesi gerekiyor. Çünkü şu anda yaşadığımız çok global, küresel bir kriz. Ben bunu 2008'e benzetmiyorum. Bu çok farklı bir gelişme. Yani ben daha çok hani 1929 Büyük Burhan dönemine ya da 1918'de İspanyol salgınına benzetiyorum. Çünkü kiliselerin kapandığı, camilerin kapandığı, Avrupa'da olağanüstü hal, sokağa çıkma yasağı gibi dönemleri hatırlamıyoruz. Merkel mesela şöyle bir açıklama yaptı. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en önemli kriz diye bahsetti. Dediğim gibi Türkiye olarak bizim bütün bütçeleri tekrar revize edip tamamen bütçelere sağlık konusuna, ekonomiye yönlendirmemiz gerekiyor. Evet Murat Bey, peki özellikle Türkiye'de açıklanan bu 100 milyar TL'lik paketi nasıl yorumluyorsunuz? Burada çünkü Mehmet Bey'i de dinlediğiniz için soruyorum. IMF'e de bir gitmek gerekir mi diye söylemişti ama sizin buradaki değerlendirmeniz nasıl? Yani IMF ya da IMF hayranı değilim ama mutlaka gitmek gerekir. Sebebini de söyleyeyim. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta 500 bas puan CDS oranlarına gelmiş durumda. Çok yüksek bir oran bu. Yani dünyada bu kadar bol paranın, bedava paranın olduğu bir dönemde bugün Türkiye borçlanmak istese ödeyeceği faiz en az %6-7 gibi çok ciddi bir faiz ödemesi gerekiyor. Ama bugün IMF, IMF ya da IMF giderseniz burada ödeyeceğiniz miktar belki de %1 ile 2 arasında, yani maksimum. Tabii IMF'nin isteyeceği bir sürü şey olacak. Özellikle kamu maliyesi anlamında, bütçe açığı anlamında, harcamalar açısından bunları gerçekleştirmemiz gerekecek. Ya çok örnek vermek gerekirse mesela somut konuşayım. Mesela bu garanti verilen işte köprüler, yollar, hastaneler. Şimdi konu çok daha önemli gerçekleşmeler var şu anda. Mesela o bütçe belki de kaydırmak. Mesela Diyanet'in çok ciddi bir bütçesi var. Hatta biliyorsunuz teknolojinin, bilimin belki de 4 katı kadar bütçesi var. Onu revize etmek lazım. Başka bütçelerin olduğu, daha sonra yapılabilecek konuların devreye sokulması lazım. Yani çok tamamen bir değişikliğe gitmek lazım. Çünkü gerçekten sağlık anlamında hani bu iş belki de Mayıs'ta Haziran'da çözülebilir ama ekonomik anlamda bu işin çok daha uzun süreceğini hepimiz görüyoruz.
Mesela bir rapor okudum bugün. Evet. SARS'ın 10 katı kadar bir etkisi olacak ekonomiye şimdiden yapılan çalışmalar. İkinci çeyrekte muhtemelen bütün ekonomiler yani negatif büyüme ya da küçülmeye gidecekler. İkinci çeyrek kesin gibi. Üçüncü çeyreği bilmiyoruz. Bu da tabii ki Mayıs ve yani özellikle Nisan ve Mayıs'a bağlı olacak. Buradaki en önemli kriter tabii ki İtalya'daki vaka sayısının ve ölüm sayılarının azalması olacak. Bunun aşısı zaten herkesin dediği gibi, biz bunun uzmanı değiliz ama yani herkesin ortak bir fikri var. Bunun aşısı zaten bir yıldan önce gelmeyecek. İlacı desek farklı yerlerden bilgiler geliyor ama ne kadar bunu devreye sokulacak, ne zaman operatif olacak onu da bilmiyoruz. Yani oradaki belirsizlikler hala devam ediyor ama en iyi ihtimalle Mayıs diyoruz. Mayıs dediğimiz zaman eğer bir işletme %30'unu çıkardıysa mecburen, yani işçilerinin ya da çalışanlarının, bunu %30'unu hemen bir ay sonra geri almayacaktır. Bu bir süreç olacaktır. O dönemde o işsiz kalanlar ne yapacak? Kiraları var, doğalgaz ödemeleri var, elektrik ödemeleri var. Yani çok ciddi bir sorundan bahsediyoruz. Aslında zincirleme bir sorundan bahsediyoruz. Yani bugün siz bir işletmeyi kapatıyorsunuz ama arkasından gelen işte kirasını nasıl ödeyecek, iş yapmıyor. Eleman çıkarmak lazım, eleman faturaları var, kredi kartı var, kirası var. Onlar ne yapacak? Ya bu bir zincirleme sorun. Çok daha geniş paketlerle gelmek gerekiyor. Onun için benim fikrim, burada işte Mehmet Bey'e de katılıyorum, tamamen oturup tekrar 2020 bütçesini bu doğrultuda revize etmek gerekiyor. Peki Murat Bey, bütçenin dışında bir de hedefler de şimdi tekrar gündeme geliyor. Tabii dün Bakan Albayrak bir açıklama yapmıştı ve %5'lik özellikle, zaten bu sorunlar olmadan da çok tartışılan bir konuydu. Tabii. %5'lik büyüme hedefinin gerçekleşeceği yönünde. Siz burada bir revize bekliyor musunuz ya da eğer %5'lik bir hedefin gerçekleşeceğini düşünüyorsanız nasıl bir sizce dayanağı olur bu büyümenin? Şimdi tabii geçen sene son çeyrekte bir toparlanma oldu. Onu gördük. %6 gibi. İlk çeyrekte fena gitmiyordu. Ya tabii Mart'ın işte 10'una kadar, işte ilk vaka açıklanana kadar. Ama %5'lik hedef tabii ki çok güzel söylediniz. Soru işaretiydi. Dediğim gibi bir toparlanma vardı ama bu yatırımlarla gelmiyordu. Bu toparlanma daha çok faiz düşüşünden dolayı bir ertelenmiş talep devreye girdi. Ama toparlanmanın kalıcı olması için yatırımların devreye girmesi lazımdı ki orada rakamlar önümüzde, yani yatırımda düşüş vardı son dönemde. Şimdi bununla birlikte lütfen, yani rasyonel bir iş adamı, rasyonel bir yatırımcı bu dönemde yatırım yapar mı? Bunu söylemek çok zor ama hani en azından yani Mayıs-Haziran'a kadar yatırımların duracağını varsayıyoruz. O zaman ikinci çeyrek gitti. Üçüncü çeyrekte bunun çok çabuk yatırıma dönüşeceğini de açıkçası ben görmüyorum. Ya belki de dediğim gibi son çeyrekte bir ivmelenme yakalanabilir ki böyle bir ihtimal de görüyorum. Yani sonuçta ekonomi mutlaka dönecek. 7 milyar üstünde insan var. Tüketim devam edecek. Yani bugün tüketmediğinizi yarın belki de iki katını tüketeceksiniz. Ama %5'lik büyümenin çok agresif olduğunu düşünüyorum. Yani %5'i yakalamamız bu sene, yani koronavirüsten önce zor, zaten zordu. Evet. Bu senenin de dediğim gibi ancak üçüncü çeyrekten itibaren bir yükselme görebiliriz. Ama bu önlemlerin alınması lazım ve bir an önce bütçe anlamında adımlar atılmalı gelecek dönem için.
Evet, aslında bir taraftan da Murat Bey baktığımızda bunu Mehmet Bey ile de konuştuk. Şimdi gelişmiş ülkelerin sorunuyken koronavirüsü gelişmekte olan ülkeleri aldı. Şimdi az gelişmiş ülkelerde de bunun yansımaları ve oradaki kontrolün daha da zor olacağını düşünüyoruz. Ve genel anlamda da aslında ekonomiyi biraz daha sanki burada darbe alacak gibi. Siz bu yayılmayı özellikle az gelişmiş ülkelerdeki kontrolü kimin ele alması gerektiğini düşünüyorsunuz? Burada çünkü belli bazı şeylerin birlik olup değil mi bu koronavirüsle dünyanın genelinde bir mücadele edilmesi gerekiyor. Valla Özlem Hanım şöyle bir şey görüyorum. Yani herkes içine kapanmaya başladı. Evet. Herhalde fark ediyorsunuzdur. Zaten herkes sınırları kapattı. Hı hı. Herkes önce kendisini düşünecek. Tabii önce can. Önce can, önce can, önce kendi insanlarınız, önce kendi ülkeniz. Onun için söylüyorum ki gelecek dönemde sermaye bulmak, likitte bulmak zorlaşacak. Tamam, çok bol bir likitte var şu anda ve daha da bollaştı ama bu da öncelikle daha gelişmiş, daha çok güven veren ve daha çok kendi ülkelerine, mesela bugün Avrupa'nın, Amerika'nın yarattığı likitte daha çok kendi ülkelerine yarayacak. Yani bize gelene kadar dediğim gibi ciddi bir süre olacak. Artı bize gelene kadar çok ciddi bir maliyetle de gelecek bu likidite. Onun için bizim kendi adımlarımızı da atmamız lazım. Dışarıya mutlaka güven vermemiz lazım. Şeffaf olmamız lazım. Bugün mesela siyasilere karşı bütün ülkelerde bu arada aşağı yukarı herkese görüşüyorum. Fransa, İtalya, İngiltere, Amerika'da. Gerçekten siyasilere karşı bir güvensizlik de oluşmuş. Ben onu anlıyorum. Burada önemli olan bundan sonra o güveni vermek. Bu da geçecek muhtemelen ama artık hayatımız içinde olacak. Yani bütün konuşmalarımızı şu anda buna odaklı. Geçen hafta stüdyodaki yayınımızda da bunu konuştuk. Önce sağlık, ondan sonra dediğim gibi ekonomi, işte piyasalar. Geçen hafta değerlendirmiştik. Piyasalar evet. Çok volatil. Yani işte bir gün %5-6 düşüyor. Bir gün %5-6 çıkıyor. Piyasalar çok çabuk hareket edebiliyor ama ekonomi öyle değil. Ekonominin toparlanması ciddi bir süre alacak. Ve şunu da maalesef ekleyeyim. Daha kötüyü de görmedik. Bunu herhalde izleyenler, sizler bunu herhalde hepimiz görüyoruz. Bunun daha kötüsü de gelecek. Evet. Önemli olan o kötüye hazırlık yapıp ondan sonrasını planlamaktır. Evet. Murat Bey, şimdi bir taraftan da Fed'in aslında uğraştığı bir de doların gücü söz konusu. Burada hatta swap penceresini devreye sokarak biraz daha zayıflatmaya çalışıyor ama dünyada küresel tarafta bir dolar kıtlığı da var gibi. Sizce Fed burada nasıl önlemler almaya çalışacaktır? Daha doğrusu dolar endeksinin biraz daha aşağı gelmesi için istekli olacak mıdır? Bu başka bir, çünkü konjonktürde baktığımız zaman bambaşka sorunlar da var. Bu doları bir kontrol altına almak gerekir mi ya da? Valla eski bir hazine bakanı şunu demişti. Dolar bizim para birimimiz ama sizin sorununuz diye. Gerçekten dolar şu anda bütün dünyanın sorunu haline evet. gelmiş durumda. Doların yükselmesinin en büyük sebebi, bence çok bol dolar var. Ama sadece bol dolar da yok. Yani artık bol euro da var. Fakat doların yükselmesinin en büyük sebebi tabii bir güvenli liman arayışı var şu anda. Herkes nakit kalmaya çalışıyor. Altın da düştüğünü görüyoruz ki hani ben bu kadar düşeceğini açıkçası beklemiyordum ama ciddi değil bir mi? Nakite kaçış olduğu için bu dönemde evet. Evet. Artı ne gerekiyorsa insanlar gidip tahvil alıyorlar. Yani ya nakitte duracaksınız ya da gidip uzun vadeli tahvil alacaksınız ve bugün dünyada baktığınızda AAA dediğimiz 3A dediğimiz en yüksek nota sahip olan Amerikan tahvilleri var. O tahvillere giriş olduğu için de doların yükseldiğini görüyoruz. 1.05, 1.06 bunlar çok kritik seviyeler. Ben oralarda duracağını düşünüyorum.
Zaten zamanında Janet Yellen'ın da böyle bir açıklaması vardı. Yani 1.05'in altı gerçekten Amerika'nın istemediği bir seviye. Artı Trump da bununla ilgili bir açıklaması olmuştu. Muhtemelen 1.05-1.06'ya kadar bir güçlenme görebiliriz paritede. Bu da tabii ki dünyadaki dolar fiyatlamasını da yükseltecek. Tabii ki dolar TL'de bunun yüzünden de yükselecek diye düşünüyorum biraz daha. Evet Murat Bey, çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları, herkese de sağlıklı günler dilerim. Biz de size diliyoruz efendim. Evet, ekonomist Murat Salman'la birlikteydik. Küresel taraf ve yurt içindeki son gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi gidiyoruz New York'a, ABD'ye ve Aslı Pelit, Voice of America Türkçe New York muhabiri bizi bekliyor. Aslı, hoş geldin yayınımıza.